Azerbaycan'ın Gence ili Karabağ Savaşı'nın en kötü yanını gördü. Gence şehri kahraman öğrencilerini Nigar, Orhan, Meryem, Artur'u kaybetti. Aynı zamanda Karabağ Savaşı'nda birçok öğretmen şehit oldu. Rabil İsmailov Gence'deki Mikail Müşfik Ortaokulu'nda öğretmendi. Karabağ Savaşları'nda şehit oldu. Matematik öğretmeni olan Vidadi de herkesin gözünde bir kahramandır. Vidadi İsrailov da Gence'de oturuyordu. Gürbulak Lisesi'nde öğretmendi. Savaş çıkar çıkmaz matematik öğretmeni Vidadi İsrailov askeri komiserliğe gitti ve füzeli Cebrail İskametinde savaşlara katıldı. Savaşmak için Şuşa'ya gitti ve 11 Kasım'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda şehit oldu. Reşat öğretmen ise Gence şehrinin 16 nolu ortaokulunda tarih öğretmenliği yapıyordu. Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonlarına katıldı ve Şuşa savaşlarında şehit oldu. Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'da Ermenistan tarafından yerleştirilen mayın tarlası patladı. Su kavuşan yakınlarında meydana gelen mayın patlaması sonucu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nden bir asker şehit düştü ve bir Rus barış gücü ve 4 Ermeni asker de yaralandı. Yaralı Rus asker Bakü'ye getirildi. Onun hayatının tehlikede olmadığı bildirildi. Azerbaycan'ın Karabağ Savaşları'nda kahraman askerlerimizden birinin Şeyhbulak Kalesi'nin duvarlarından birine Azerbaycan bayrağını astı ve ardından asker arkadaşlarına selam verdi. Şeyhbulak Kalesi'nin Karabağ Hanı Penahali Hanı tarafından 1751-1752 yıllarında yaptırıldığı unutulmamalıdır. Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arek Harutyan görevinden alındığını, Harutyan'ın yerine Vagram Dumanyan göreve başladığını bildirdi. Azerbaycan'ın İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dışarıda sigara içenlere para cezası verilip verilmeyeceğini konusunda Albay Ersan Zeytov ve Azerbaycan'ın Bakanlar Kurulu ile bir araya gelerek konu ile tartışıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı Basın Servisinin Başkanı Albay Ersan Zeytov'un yaptığı açıklamada karantina döneminde maskesini çıkaran ve açık havada sigara içenlere 100 manat para cezası verileceğini belirterek karantina sürecinde sigara içmek isteyenler evde sigara içmeli dedi. Azerbaycan'ın Bakanlar Kurulu ise Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında yeni tip koronavirüs enfeksiyon yayılmasını önlemek için halka açık yerlerde kişisel solunum koruyucu ekipman kullanılmasının zorunlu olduğuna ve maskesini çıkaran ve açık havada sigara içilmemesine karar verdi. Bu şartların ihlali bireyler için 100 manatın, yetkililer için 200 manatın ve anti salgın rejimi, sıhhi hijyenik ve karantina rejimleri sırasında kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı için şartların ihlali için tüzel kişiler için 400 manat para cezası kesilecek. Alman ordusu Akdeniz bölgesinde bulunan Türk gemisine saldırdı. Türk bayraklı Rosinay A2 gemisinin İstanbul'dan Libya'ya insani yardım taşıdığı kaydedildi. Gemi Alman tekneleri tarafından durdurulup arama yapıldı. Arama sonucunda askerler geminin içinde insani yardım ve yiyecek dışında hiçbir şey bulamadı. Rapora göre deniz taşımacılığı yasasına göre başka bir devletin ordusu başka bir ülkenin bayrağı altında bulunan hiçbir gemiyi izinsiz olarak inceleyemez. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı bölgelere terör örgütünün sızma girişimi bir kez daha önlendiğini, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini paylaştı. Dünya genelinde yaklaşık 59 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs tahmini 2 milyon hastayı öldürdü. Asya'da yaklaşık 16 milyon, Avrupa'da 16 milyon, Kuzey Amerika'da 15 milyon, Güney Amerika'da 11 milyon ve Afrika'da 3 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Enfeksiyonların sayısı bakımından ilk 5 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Fransa ve Rusya'dır. İran'da 854.361, Türkiye'de 446.822, Ermenistan'da 126.224 ve Gürcistan'da 104.732 kişide koronavirüs tespit edildi. Azerbaycan'da koronavirüs ile enfekte 93.094 kişiden 1131 hayatını kaybetti ve 63.841 kişi tedavi edildi.